spotlar yanınca, senin gözün bende, konuklar gelince, senin işin benimle, bir şeyler sormak gerek, ayol cevabın bende. Gelen bir pişman olsa da, gelmeyen bir pişman bize. Aklı fikri bendedir, tövbe estağfurullah. Sohbet çok bahanedir, tanrım ne yaptım sana. Asıl haberler bende, dedikodular sende. Gelen bir pişman olsa da, gelmeyen bir pişman bize. Benim eline deyince hoş oluyorum, safla saman karışıyor, toy çocuk muyum? Gözüm gözüne deyince hoş oluyorum, safla saman karışıyor, toy çocuk muyum? Çalım atalım tüm dertlere, pas verin bize. Gönüller eğlence ister, sohbet bahane. Birbirinden vazgeçemeyen, reytingleri tek geçen adam seçen ikili. Efsane geri dönüyor. İşte Hande Ataisi, işte Cem Davran! Aman 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 efendim, hoş geldiniz. Senin gözlükçüne program açılmadan önce bir çift lafım var. Benim göz... Fahri Kuz Senin Optik. Fahri Kuz neydi? Fahri Kuz Optik. Fahri Kuz Optik. Evet. Yani Cem sizin gözlüklerinizi çok seviyor ama hakikaten birazcık daha renksizlerinden verirseniz arkadaşlar, biz çok memnun olacağız. Ay yok, Hande şaka yapıyor tabii ki. Daha içeride bana dedi hiç ki... Hiç şaka yapmıyorum. Hadi yalan konuşma. Vallahi billahi. Aşağı dedi ki ya o kadar enteresan bir suratın var ki senin dedi. Hangi gözlüğü taksan gözlük öne çıkıyor dedi. Ayrı, o ayrı. Ben de dedim ki o burundan. Ama öyle işte gözlük var ki... çok öne çıkıyor, sen geri planda kalıyorsun evet, diye ben üzülüyorum. Çıksın varsın ya. Çıksın mı? Ve kıyafetimi nasıl buldunuz? Bugün benden başlıyoruz efendim. Nasıl buldunuz? Nasıl buldunuz? Sen de bugün böyle bir Tarkan havası seziyorum ben. Kusutu. Evet, öyle bir şeyler var. Ha? En seksi erkek diye bağırıyorlar. Ve de erkekler bağırıyor yalnız, işin enteresanı. Evet. Bayanlardan ses yok, erkekler bağırıyor en seksi erkek. Efendim sevgili kanalda izleyicileri, 2x2 izleyicileri ve stüdyo konuklarımız, Türkiye'nin ensiz gibi, en biz gibi programı 2x2'ye hoş geldiniz. Oley. Çok mersi efendim, sağ olun, var olun. Bizi siz yarattınız. Hadi hazır 2x2 demişken sen bakalım ya, bu programımızda neler var, ondan sonra sizlerle olacağız. Beklenmeyen tokadın... Neredi sen? Perde arkası 2x2'de. Vücuduyla... Yani Sevda Demirel yani de fiziğiyle bir yerde. Sen de fiziğinle bir yere geldin. Ben oyuncuyum. Ben şarkıcıyım. Senin gibi... millete bilmem nelerimi göstermedim. Gece barlara gidemiyoruz diyenlere Kiki'nin dev kıyağı. Gece aleminin gözdesi Arto 2x2'de. Yani hayatlarını bunlar yumuşak görmemişler. Seninkiler Sevda'nınkinin yanında sönük kalmıyor. Sevda Demirel'den bir sevda masalı. Neredin sen? Ha? Sen nasıl böyle konuşuyorsun ha? Bir kadınsın. Tamam, sen kimsin? Burhan Çaçan'dan Arto ve Sevda Demirel'e yaylım ateşi. Bu adamın ne sanatı ne sesi fiziğiyle götürüyor işini. Japon malı değil, Türk malı grup Anoko. Gece mucu. Tüpçü takmaya geldim sanat tüpü. Kamera şakası, tele şaka. Sizi alıp memleketime götüreceğim. Ya ne yapacağım ben senin memleketinde? Dumanı tüten bir kiki. Neredin sen? Ha? Az sonra.
acılarım dinmedi. Anam desem anam yok, babam desem babam yok, çile desem çile çok, hastada düşsem kimsem yok. Anam desem anam yok, babam desem babam yok, çile desem çile çok, hastada düşsem kimsem yok. Alelelelele, 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 alelelelele. Teşekkür ederim. Bulgarsınız değil mi? Hepiniz Bulgar mısınız? Hepimiz Bulgarız. Estağfurullah Müslümanım. Şimdi bir tek ne diyeyim? Dansçımız Bulgar değil. Raife. Raife. Nereden buldunuz peki bu kadar güzel dans eden? Şimdi inan yemin ediyorum o bizi bulmadı. Yani Asena, biz bunu bulmadık. Asena halt etmiş yani şimdi böyle bir. Ay. Evet. Hande Ateysi Asena halt etmiş dedi. Bak yarın okursun. Şimdi bunu al çocuklar. Şimdi bu arada söyleyeyim, Bulgaristan'dan bu performans grubumuz. Grubun adı ne efendim? Anako. 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 Koca bir alkış Anako'ya. Anako. Anako. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Söyle gel. Bak kusura bakmayın. Söyle, istediğini söyleyebilirsin bu programda. Benim biraz şeylik olabilir ama. Olsun. Burada söz
İnan yemin ediyorum çok yakışıklı. Bak bunu söylüyorum. Ben ilk sizi Bulgaristan'a götüreceğim. Bak söz veriyorum. Hayır, nereye götürüyorsun adamı? He? Yok. Siz tabii. Hayır. O zaman senden bir şey rica ediyorum. Söyle. Hande'yi Bulgaristan'a götürüyorsun ve bir daha asla getirmiyorsun. Bulgaristan'a attığımız son kasık da bu oluyor. Memnun olurum. O zaman şöyle yapalım bak Anako. Söyle. Anako söylerken insan tuhaf oluyor. Anako falan. Anakonda'nın kızı. Evet. Anakonda'nın değil mi? Anakonda. Heyecanlanma. Anakonda burası. O zaman vedalaşmadan önce Anako'dan rica edelim. Küçük böyle bir buçuk dakikalık falan bizi coşturup. Haydi. Orada bir alkış. Şey. Koca alkış Anako'ya. Anako. Neşeli başladı. Canlı Adanalı, ben sana yandım. Olaylı bitti. Allah. Neredin sen? Ha? Allah. Neredin sen? Ha, tamam. Sevda. İpler nasıl koptu? Sevda Demirel de fiziğiyle bir yerde kadar. Diyor. Doğru söylüyor. Ama vücutlarıyla bir yere gelmiş olabilirler. Ben vücudumla bir yere gelmedim. Ben insanlarla kavga eden bir insan hiçbir zaman değilim. Neredin sen? Ha? Az sonra. Merhaba, ben Alev. %100 cap canlı telefonun ucunda olacağım. Unutulmaz anılarımı, sütçüyü, fırıncıyı, tüpçüyü, güçlü kapıcımız Rasim'i, hepsini ama hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ara beni, boya beni. İster evlen, ister eğlen. Numaram 0900-800-769. Ara beni, 24 saat konuşalım. Alo, ben Alev. Gece Mucu. Merhabalar Alev Hanım. Ne yakıcı sesin var. Hizmetindeyim kocacığım. Dile benden ne dilersen. Adın ne senin? İbrahim. Basketbolcu gibi. Hadi söyle. Kölenim. Seninim artık ben. Allah. Alev Hanım ben sizi arıyordum. Bir baktım. Allah. Televizyondasınız. Tanıtımınızı şey ettim gördüm. O bir, güzel bir anınızı bir alayım. Dinlemek istiyorum. Müsaitseniz bir anınızı. Emrin olur. Nasıl bir anı istersin? Fırıncı, tüpçü, sütçü, mütçü. Vallahi yani tüpçüyü alayım. Tüpçü yesin, tüpçüyü dinleyeyim anınızı. Şimdi kapa gözlerini. Evde yalnızım, tamam mı? Şofbenin tüpü de bitmiş. Tüpçüyü aramışım.
Evet. Tüpçüyü beklerken soyunup dökülmüşüm. Banyoda bekliyorum tüpçü gelsin diye. Bir an önce tüpü taksın istiyorum. Ve birden kapı çalıyor. Aa, sahiden kapı çaldı. Benim abla İsmail ya. Tüpçü takmaya geldim sana tüpü. Ya bırak takayım abla ya. Aa, ben seni çağırmadım ki. Ya olur mu öyle şey? Şimdi dedin ya banyoda gelsin taksın bekliyorsun ya. Ayol o fantazi. Ben senden tüp filan istemedim ki. Ay deli mi ne? Alo. Alo. Madem yalan, madem fantazi, neden benim mahalleye rezil ediyorsun Alev Hanım? Yok, tüpçünün anıları varmış, fırıncıyla sıcak anı varmış. Fırıncı Halil Usta da bu durumdan rahatsız. Evli barklı adam, kürek elinde dalar, o bana benzemez. Alev Hanım yapmayın Allah aşkına. Sizin yüzünüzden geldiğinizden beri mahallede dedikodunun bini bir para. Ya abla, bari bıraksaydın benim şu şeyi, tüpü taksaydım ya. Gelmişken takıp gitseydik tüpü. Bu tüp ne olacak? Ya bırak takayım şu tüpü. Alev abla, takmaya geldim. Bu tüpü buraya takmaya geldim. Ara beni, 24 saat konuşalım. Şimdi biliyorsunuz her programda Cem'in çenesine yetişemiyorum. Yani hani kendi çapımda bir şeyler söylüyorum belki ama bugün kesin ama kesin bana yardımcı olacağını bildiğim kız arkadaşı geliyor. Canım arkadaşım, bak şimdiden başladı. Çabuk gel Arto. Arto.
Bravo. Gel buraya. Gel, ben ortanıza geçeceğim. Al. Ben ortanıza geçeceğim bugün. Olay olmasın diye. Ama Arto, bir sana bak, bir de bu adama bak. Arkadaş. Yani sana laf ederler. Hiç, bana laf ederler. Anladın mı? Yani hayatlarını bunlar yumuşak görmemişler. Ne diyorsunuz sevgili iki kere iki konukları? Halkımız her zaman... Allah'ıma bin şükür. Halk her zaman zayıfın tarafındadır. O yüzden senin için rahat olsun. Sağ ol, Allah tamam razı olsun. Halk... Peki bir şey daha soruyorum. Sana. Şuna cevap vereyim mi, vermeyeyim mi? Alo. Ver mi, verme mi? Alo. Arkadaş sana cevabını verdi zaten. Ne dedi? Hande Hanım dedi ki, halk her zaman zayıftan yanadır dedi. Haklısın. Ama size samimi arkadaşım. Fikrimi söylüyorum. Ben her şeye rağmen Arto'yu çok seviyorum. Gerçekten her şeye rağmen Arto'yu çok seviyorum. Şimdi politika değiştirdim. Ya vallahi alakası yok. Neyse güzelim, ben diğer konuğumuzu anons etmek hayır, istiyorum. Arto'ya söylemek istediğim şeyler lütfen, var. Lütfen hayır, ondan sonra söylersin. Arto dedim bana. Arto. Arto'ya sonra söylersin. Peki hadi, konuğumuzu sana. Şimdi biraz senin de gözün gönlün açılsın. Bir de hani belki seni tutan biri de çıkar diye. Bakalım. Ben yalnız kaldım çünkü. Ben ikinci konuğumuzu çağırıyorum. Çağır. Sevda Demirel. Sevda Demirel. Sebebim sen oldun, şişman delikanlı.
Aman delikanlı, mam Adanalı, paşam Adanalı. Evde duramıyorum, sana da danalı. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Seninkiler Sevda'nınkinin yanında sönlük kablosu. Aa, ne? Nasıl buldun Sevda'yı, sesini nasıl buldun? Gel şöyle, gel öyle söyle. Gel. Vallahi. Gel, gel. Ama böyle söyle. Sevda'nın sesini nasıl buldun? Vallahi... Nasıl buldun? Daha önce dinlemiş miydin? Dinlemedim. İlk defa burada dinledim aslında. Ay yok, senin programında şarkı söylemiştim birkaç defa. Ha belki bir kere doğru söyledin. Beğendin mi? Doğru. Sen ama... dürüst adamsın. Beğendin mi? Beğendin mi? Şimdi beğendim tabii ki dersin. Kendisini tabii ki yetiştirecek yani. Nasıl? Sen yetiştirdin mi peki? Ben yetiştirdim çünkü yani en azından... Senin bu sesinden daha güzel bir sesin var. İlk defa bir şey cevap veremedim. Hayır, şimdi tabii ki Ümmü Gülsüm değil sonuçta. Elbette. Yani cümle... bu aranızdaki atışmayı beni niye sokuyorsun? Bizim atışmamız yok, atışma yok öyle bir şey. Ne? Deminden beri onun silikonlarına hiç değil. Ben hayatımda böyle bir kadın. Hakikaten bu Hande Atezi ciddi anlamda tehlikeli. Hande Yener'in ayağını kaydırmak istedi. Aşkın Nur yengenin ayağını kaydırmak istedi. Şimdi senin ayakların kayacak. Yani kızdan ne istiyorsun? Ama yok, ben bir şey diyeceğim. Şaka maka, bir yani dakika. Hakikaten sen bunun yanında çok ufak kaldın. Öyle kaldım da. Yani, ne yapsın canım? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle yapalım. Hayır, şöyle yapalım, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Söyle güzel. Hayır, canım, ben başka aşkım, bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Yani kadın o kadar şaşalı ki. Yani siz acaba ***'siniz? Evet, evet. Arthur'un ağzından bana akıyor. Ay doğru yani. Ay o kanal kapanır biraz bir daha dakika, böyle. Gel şöyle dur, panik yapma gel. Bir dakika abi, adil olsun, her şeyde adalet olsun, her şeyde adalet olsun. Sevda'ya ben soruyorum. Hayır, boy post. Sen Arthur'un sesini nasıl buluyorsun? Vallahi ben Arto'ya bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi burada olduğu ne için diyecek bunu söylemiyorum. Kötü de ses, bütün program boyunca hiç saldıracak yüksek. Hayır, ne alakası var acaba Arto'da o kadar ama, zayıf mı yani? Bak şimdi aramızı bozsun diye. Ama şimdi konuşmama izin verirseniz bir dakika susarsanız. Evet doğru, Sevda da söz. Şimdi ben insanlarla kavga eden bir insan hiçbir zaman değilim. Arto da bence kavga etmiyor. Arto sadece çok akıllıca davranıyor. Çünkü bence espri üretmek başlı başına bir zekadır. Tabii. Bence o zeki bir adam. Yani. Arto zeki. Ben de Sevda tam benim isterime tercüman oldu gerçekten. Ben senden hiç aman Adanalı'yı beklemezdim mesela bu fiziğini. Ben de beklemiyordum işte böyle. Nereden şey oldu? Fizikle aman Adanalı, bir dakika. Hayır şimdi. Fizikle aman şimdi Adanalı dakika, türküsünün ne ilgisi var? Şimdi Türk sanat musikisi veya böyle hani o tür, o tarzda bir şey okuyanları görüyoruz ki böyle uzun tuvaletler, daha ağır saçlar, topuzlar, doğru makyajlar. Şimdi böyle yani pop benim... tarzında bir kıyafetle aman Adanalı olunca tuvaletleri sevmiyorum. Yani tuvalet giymeyi sevmiyorum. Konuşma. Tuvalet giymeyi sevmiyorum. Daha natürel olmayı seviyorum. Bu pek natürel bir halim değil ama gece programı tabii. Aslında buyur, sahnede de... natürel bir hali aslında. Yani. Sahnede de normalde kot ve tişörtle çıkıyorum. Yani hani özel gecelerde pek tabii ki değil peki, ama... Peki ekstraya işte çağrın vardı. Oluyor mu yani? Ekstralar tabii, var tabii. Mı? Bayi toplantılarım var benim. Ay, bu işte... kadına ekstra olmaz olur mu yani? Bayi toplantılarım var. Sürekli gidiyorum tabii. Seni çağırıyorlar mı ekstraya? Beni de çağırsa bu videoda nereye gidebilirim? Ben orada... Canım Adanalı, ben sana yandım, güzel delikanlı. Ay çok şekersiniz bu saniye. Söyle abla. Peki, o zaman, bakalım, o zaman şöyle bir şey yapalım. Biz kendi aramızdaki tartışmayı bırakalım da şimdi sana yeni bir sataşacak biri çıkıyor. Kim? Dur seni düşürmeyeyim. Korkuyorum aşağı uçacağım. Ben söyleyeyim. Burhan Çaçan. Kim o? Hayır ya, bir magazinimiz var. Bizim bir magazin köşesi var. Hatta birlikte Sevda ile siz anons edin magazini. Bir kamera seçelim. Şu kameraya mesela. Gel. O köşeye gireceğiz. VTR'e gireceğiz. Aman magazin. Edin abi. Aman edin. Evet şu. Şu yanı. Magazin. Yani nasıl böyle konuşuyorsun ha? Sevda Demirel Hande'ye neden tokat attı? Neredin sen? Ha? Sen kim oluyorsun benim için? Beklenmeyen tokadın perde arkası iki kere kikide. Bu kim neden? Sen de fiziğinle bir yere geldin Hande. Yani sen oyuncun ama... Sen de fiziğinle bir yere geldin Hande. Valla ben oyuncuyum en başta tabii. Ben şarkıcıyım ya. Ben şarkıcıyım ya. Galiba sevmiyorsunuz birbirinizi çünkü. Yo, hiç öyle bir şey yok. Ha? Oh. Az sonra. Ünlü türkücü Burhan Çaçan'dan şok sözler. Sanat piyasasında %20'si.
Bar şarkıcılarına gelince hemen Etiler'i soruyoruz ünlü türkücüye. Etiler'de çalışanlar mesela. Bakıyorum ki adamlar antipati. Ses sesen sıfır. Ve oraları dolduruyorlar. Yani oraları doldururken bunlara insanlar ne için gidiyor? Onu bir türlü çözemedim yani. Etiler piyasasında hakikaten beğendiğiniz isimler var mı? O piyasaya girmiyorum ama o piyasada zaten Aldo'ların işte bilmem kimlerin piyasasıdır. Kim abi? Aldo mudur? Yani ne ben bir Arto. Arto mudur nedir? İşte onların piyasasıdır. Yani onlar da ne yaptıkları ortadadır yani. Anladım. Peki Arto sesini. Allah. Ya da sanatı. Yani ne düşünüyorsun? Ben yok. Yani ben sana onun sesini beğeniyorum dediğim zaman kendime şey yaparım yani, saygısızlık yaparım. Zaten Arto'lar değil midir bütün milletin kulaklarını bozdu yani? O sesler değil midir yani? Çok kötü. Yani hayatta dinlediğim zaman aha bile kulaklarımı ürtüyor. Bu adamın ne sanatı, ne sesi, hiçbir şey. Öyle değil mi? Ya bunu demek lazım. Bunu diyeceksin ki insanlar da yani hakikaten bak Burhan doğru söylüyor. Ben yanlış bir şey konuşmuyorum ki. Ama insanlar da yani bazı sanatçı deyip ortada gezen insanlar da hadlerini bilsinler yani. Bayanlardan da Sevda Demirel nasibini alıyor. Sevda Demirel dediğin zaman fiziği var, bayandır, güzeldir. Fiziğiyle götürüyor işini. Bunlar ne yapıyor yani? Bunları bu tip insanlar ne yapıyorlar? Yani çok kötü. Sen şimdi bir tane top oynamayan adamı götür Galatasaray'da oynat. Oynatabilir misin? Bunun gibi bir örnek. Yani o zaman herkes futbolcu olsun, çıksın sahada oynasın abi. Sanatçılık da öyle bir şeydir yani. Herkes sanatçı olamaz kardeşim. Ama onları da alıp zorla bir yerlere, bir insanların gözüne sokmak için uğraşılıyorsa ona da diyecek, onda bizim gücümüzü aşan şey yani. Yılların usta sanatçısı Burhan Çaça'nın bu sözleri çok konuşulacağı benzer. İşte bu da iki kere iki farkı. Yemin ederim bazen dinlediğinde saçlarım diken diken oluyor böyle. Yani bunu ben değil, halk da, insanlar da diyor ya nedir bunlar diyor, nedir? Gerçekten soracağım. Yani şimdi birçok hayranım var ama hani sen de kabul ediyorsun ki senin öyle hani muhteşem bir sesin yok, öyle değil mi? Evet, ben de hiçbir zaman demedim ki ben... Ne var peki sende? Neden seni bu kadar insanlar seviyor? Bülent Ersoy gibi veya Zeki Müren gibi sesin var demedim ki evet, yani. Neden peki bu kadar insanlar seviyor? Elektriğinden mi? Herhalde elektriğimden dolayı seviyorlar. Doğru olduğumdan dolayı, dürüst olduğumdan dolayı. Yok, bakın, bir de sahnede... Şovmensin sahne performansı şey bence. Vallahi ciddi. Yani, sahnede çok yani yerinde bu bulmuyorum. Adam Türkiye'de çok iyi bir tiyatrocu. Beni zaman zaman gelip izliyor. Canım ve... kimler izliyor ona hayır, bakarsan yani. Dolayısıyla Burhan Bey... Kendisi... Cem'e gelene kadar. Yani tabii ki öyle. Allah'a şükürler olsun. İki puanı unutma. Dörtlemeyeyim mi puanları? Dolayısıyla Burhan Bey kendi tarzında bir yorum yapmıştır. Kendisi... Çok büyük amcam olur. Dolayısıyla yani çok fazla cevap vermeye tenezzül etmiyorum. Sadece beni onun sevmesi hiç umurumda değil. Beni bunların sevmesi umurumda. Onlar benim buramda. Burhan Çaçan bir ara Türkiye'yi sallamış bir adam. Bunu inkar etmeye gerek yok. Ama bu kadar haince konuşabilmesi için, ya acımasızca konuşabilmesi evet. için bence bir kere benim sesimi dinlemiş olması gerekiyor ki Burhan Çaçan hayatta benim sesimi dinlemedi. Canım şimdi Burhan Çaçan haklı yani, niye sen de yani, şey yapıyorsun niye ki? Niye haklı olsun? Adam hakikaten iyi bir sese lazım. Ya olabilir yani. Sevda onun, Demirel yani, Sevda de fiziğiyle bir yerde kadar. Diyor. Doğru söylüyor. Ama Sevda Demirel gelinceye kadar ön planda diyorum. Sesi yok demiyorum. Yürü gidelim, bunlar biraz sonra kavga edeceğiz. Yok yok, etmezler canım. Muhabbet planda diyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen de fiziğinle bir yere geldin Hande. Yani sen oyuncu ama doğru yani. Bir saniye. Bu da doğru. Sen de fiziğinle yani. Sen hiçbir zaman daha iyi.
Yani Hande şey Ateyze de fiziğiyle her tane, zaman gündemde. Şey... Ben de yani bu kimse ilgilendiren hadi, bir şey değil ki. Ayrıca ikili, Burhan yani, Çalcan Hande de mi fiziğiyle ortada yani. Peki sence. Üçünüz tamam. Ha bir şey söyle. Bir dakika. Hande de mi fiziğiyle i̇şte ortada? Herkes fiziğiyle bir şekilde kullanabilir. Sen kullanıyor musun fiziğini? Valla ben oyuncuyum en başta tabii ama yani hani. Ama fiziğinde kullanabilir yani. Fotoğrafçı. Sevda hayır ben şarkıcıyım yani. Tanıştırayım şarkıcı Sevda. Hayır ama sen biraz önce sırf vücudunu kullandığını söylüyorsun. Ön planda başladı. Kışkırtma. Hayır kışkırtma. Sen biraz önce gereken silikonları nasıl oynuyor diye söylüyordun. Neyse tamam. Bu konuyu kapatalım. Şimdi bizim ben hemen lafı değiştirmek için görünmez adamla kamera şakalarımız var. Kavga çıkmadan onu girmek istiyorum. Görünmez adamla kamera şakaları. Bu kim neden? Yani ikisi yap, de yap. Silikonlu olduğu için. Sevda Demirel Hande'ye neden tokat attı? Sevda! İpler nasıl koptu? Arto nedir yani sen niye şimdi bizi niye el ele tutuşturmaya çalışıyorsun ki yani böyle bir şey gerek yok. Aşık olduğun mutlaka birisi olmuştur hayatta. Gerçi senin çok oldu ama. Yani ben tek eşini her zaman savunan bir insanım. Benim için çok önemli. Beni hiç erkeklerle hatırlar mısınız bilmiyorum. Sen resmen yaptım yani. Yani. Allah. Neredin sen? Ha? Az sonra. Ben ineceğim de hemen şunu bir şu köpek resmini verebilir misiniz bana? Şurada köpek resmini de verir misiniz? Gel bir kadar şu köpeği sallayasın. Şimdi iki kere iki de çok özel bir konuğumuz var. Aşağı yukarı yani yaşı yeten herkes ve şimdiki nesiller çok iyi tanırlar onu. Eğer Türkiye'nin bir yerde bir maçı, Türkiye ile ilgili bir müsabaka varsa ya da Türkiye ile ilgili herhangi bir etkinlik varsa onu baş köşede görürüz. Koca bir alkış efendim. Amigo Birol geliyor. Amigo Birol. Hoş geldin. Şimdi şöyle duralım. Brezilya'ya gidiliyor mu? Ben onu merak ediyorum. Brezilya'ya gidiyor musunuz? Brezilya'ya değil de Güney Kore'de Brezilya ile oynayacağız inşallah gitmeye çalışacağız. 3 Haziran'da başlıyor. İşte benim bilgim o kadar. Benim evet, futbolla alakam o kadar. Yok ben futbol için yapmadım zaten. Elimde tuttum dünyanın en büyük bayrağı için. Dünyanın yaptım. En büyük bayrağı için. Hepimiz şu anda. Soru soralım. Ondan sonra zaten Amigo Birol'la Türkleri, herkesi baş başa bırakacağız. Kaç yıldır devam ediyor Amigo Birol olma durumu? Ben
63 yaşındayım. Maşallah. Herhalde yaşıma layık değilim ben. Benim daha bu yaşlarda bırakmam lazım ama herhalde bir birol daha çıkmadı. Yerinize kimse gelmiyor mu peki? Peki gelmiyor. Yorulmuyor musunuz böyle her maçta? Yorulmuyorum tabii. Bayrağımdan, milletimden gücümü alıyorum ama ortam çok fena. Her şey para oldu. Hayır mesela biz bayrak, de milletimizi seviyoruz para. Da futbolda... Ben İsviçre'de amigo birol oldum. Seyircilerim bilmez belki. Ve milli maçlara federasyon kanalıyla gitmedim. Hayatımı verdim. İstikbalimi milletimden... Bir şey rica edeceğim, benim milli isterimi, bayrak vatan sevgimi gerçek anlasınlar, yanlış yorumlamasınlar, para için yapmadım amigolu. Hayır. Biz size peki, bizim küçük bir ricamız var. Tamam. Bizim küçük bir ricamız var amigo Birol'dan. Bizim iki kere kiki konuklarına aynı şeyi iki kere kiki ile yapabilir misiniz? Tabii yaparım da zaten burada milletime gereken gerçek mesajı verdim. Ve Haluk Ulusoy Başkanıma da teşekkür ederim. Herhalde layık gördüler, beni de götürecekler. Tabii kulüp amigoları da geliyor. Ama bayrağıma, milletime, sizlere Güney Kore'de şeref sözü veriyorum. Layık olacağım. İki kere iki. İki kere kiki! İki kere kiki! İki kere kiki! İki kere kiki! Bu arada... Bu arada da bravo! Türkiye! 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 Teşekkürler efendim, sağ olun. Bu arada milli takımımıza da Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Kesinlikle öyle. Galatasaray'ın şampiyonluğunu da kutluyoruz tabii ki bu arada. Hazır muhabbetteyken Arto'ya bir alkış daha gönderelim ki bize bir şey daha söylesin. Ben vücudumla bir yere gelmedim. Bak bak. Pardon, doğru mu? Doğru mu? Arto bunu hep yapıyor, milletin alışması lazım. Yani ben hiç umursa, başkası yapsaydı tokatı yerdi benden. Allah Allah. Allah. Ayrıca ben bir Fenerbahçeli olarak yine Galatasaray'ı kutluyorum. Her zaman. Doğrusu bu ya. Hadi Arto bir şarkı, hadi Arto. Şarkı hadi. Mı? Kocaman bir alkış, Arto iş. Arto!
Ay bir şey söyleyeceğim. Peki ben bir şey söyleyeyim. Bir dakika dur. Arto bizimle niye uğraşıyorsun ya? Hayır niye? Hayır niye el ele tutuşmuyorlar? Gerek yok. Konuklarımızla el ele tutuşmuyoruz genelde. Gerek yok. Siz tutuşuyor musunuz? Yani gerek yok ki böyle bir şeye. Ne gerek var yani? Ay durun olaya haline getireyim. Gerek yok bunu. Yani. Tabii girdiğin her yerimi karıştırır. Ama ya. Böyle bir şey bu kim neden? Yani ikisi yap, de yap. Silikonlu olduğu için neden bu kim? Ben anlamak istiyorum. Hadi yap şovunu biraz. Niye el ele tutuşturmaya çalışıyorsun ki? Yani böyle bir şey gerek yok. Bence sence peki, var mı? Otursana biraz yanıma. Peki bir şey siz konuşurken biz yani, de burada teleşokumuzun anonsunu yapalım el ele isterseniz. İstemiyorsun? Çünkü yani, böyle bir şey şu an gerek yoktu. Mi? Anladın mı? Yani fuzuli peki, bir şey olurdu. Galiba sevmiyorsunuz birbirinizi. Çünkü... Yok hiç öyle bir şey yok. Bana nötr yani nötr. Hiçbir şey yok. Canım konuğumuzla el ele mi tutuşuyoruz biz? Kaç şey yok. Hayır yani nötr şey hayır yani artı yok eksi yok hiçbir şey yok. Versene çünkü... şey elini. Sen çok kamera nerede? Ya, bize yani, abi sen şimdi onu vurarak. Sen tercihini yap şu anda. Şu anda benim tercihim. Tabii ki mecburiyetten herkes Kürkçü döner. Ne? Kürkçü dönmez. Kürkçü ama döner demek ki aşkın Nuri Yengi haklıymış. Gel sana anons yaptıralım. Aşkın Nuri Yengi haklıymış. Gel yardım etmem. Haydi bu konuda asla yardım etmem. Aşkın Nuri Yengi haklıymış. Beni satalım bir de ben vururum diyorsun. Hayır hayır hayır. Ray 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 ray. Tek kelimeyle iğrençsiniz. Tele şaka. Lütfen tele şakaya girer misiniz? Hayır arkadaşlar? Abi. Sen kimsin? İpler nasıl koptu? Beklenmeyen tokadın perde arkası iki kere kikide. Aşık olduğun mutlaka birisi olmuştur hayatta. Gerçi senin çok oldu ama... Evet, yani ben tek eşliğini her zaman savunan bir insanım. Benim için çok önemli. Beni hiç erkeklerle hatırlar mısınız bilmiyorum. Senin gibi çıkarıp da millete bilmem nelerimi göstermedim. Az sonra... Alo. Merhaba. Efendim. İstanbul'a kaçta araba var? 8.30-9.30. 3 bilet verir misin? Bay bayan? Diyecektim ki birlikte çıkalım mı diyecektim. Kimsiniz beyefendi? Salim. Salim. Tanımadığım bir insana nasıl çıkabilirim ben? Pardon. İstanbul'a sizi alıp memleketime götüreceğim. Ben İstanbul'u sevmiyorum ki. Küçük bir evim var. Olabilir. Korkma, hiçbir şey olmaz. Allah Allah bir şey olacağından değil güzel kardeşim. Sen İstanbul'dan çıkmak istemiyorum. Sizi alıp memleketime götüreceğim. Ya ne yapacağım ben senin memleketinde? Şirin bir kasabadır orası. Mutlu olacağız. Hayır ben seni sevineceğim diye kendim istemediğim bir yere nasıl gelebilirim? İlle de buradan gidelim. Ben de ille de gitmeyeceğim diyorum pardon. Sana bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Benimle evlenir misin? Aa ne demek? Hemen koşa koşa gelirim. Siz mısınız? Mutluluğumuzu kimse bozamaz. Allah'ım yarabbim. Gördüm de deli sizin kadar görmedim. İnanır mısınız? Yeni bir hayata başlayacağız seninle. Ay, ay. Buyurun gelin de burada bir tanışalım, görüşelim. Bir çayımız için ondan sonra düşünelim. Yeni bir hayata başlayacağız seninle. Tamam ben de size diyorum ki buyurun gelin. Sizi alıp memleketime götüreceğim. Hayır bir gelin ben sizi bir göreyim de ondan sonra. Sizi alıp memleketime götüreceğim. Yani kararınız kesin. Tamam buyurun yarın gelin. Bir göreyim ben sizi. Korkma hiçbir şey olmaz. Korkmuyorum beyefendi. Aha, bizim patronlar geldi. Oğlun oğlum olacak. Yeni çocuklarımız doğacak. Siz burada mı oturuyorsunuz? Ben sizin numaranızı alabilir miyim ne olur? Patronlar geldi de. Benim için bir meleksin. Ben sizden numaranızı alabilir miyim? Benimle evlenir misin? Şu an için hayır. Boş ver. Bir dakika, bir dakika. Orhan, metroya git. Senin telefonun metroda. Ne var senin? Ya müsait olmadığım için anlatamıyorum herhalde. Ben konuşamıyorum. Ben o yüzden numaranızı istiyorum. Müsait olduğunda ben sizi arayayım diyorum.
Beni de şimdi biraz şimdi ben birazdan size çok güzel bir aşk şarkısı söylemek istiyorum. İzin verirseniz aşık olduğum mutlaka birisi olmuştur hayatta. Gerçi senin çok oldu ama. Kesinlikle. Aşk kadını ama öyle. Bir dakika, gerçekten. Aşk kadını bence de aşk kadını. Ama bunu kötü anlamda algılamayın. Aşık olmak çok güzel bir şey değil mi Cem? Bence de çok güzel bir şey. Duymadı kötü bir şey söylemedi. Dur, duymadı ki. Ama yani ben tek eşini her zaman savunan bir insanım. Benim için çok önemli. Beni hiç erkeklerle hatırlar mısınız bilmiyorum. Çünkü ulan televizyonda oldun daha ne olsun zaman be. Yani senin gibi da millete bilmem neremi göstermedim en azından. Ben aklandım. Sen resmen yani. Allah. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Allah. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Allah. Neredin sen? Tamam. Sen de. Neredin sen? Ha? Allah. Neredin sen? Tamam. Sen de. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Ha? İşte herkes. Neredin sen? Neredin sen? Neredin bir daha söyler misin onu? Sevda. Sen nasıl böyle konuşuyorsun ha? Sevda. Sen. Sevda. Gel gel. Beni koskoca İstanbul Emniyet Müdürü atlamış. Sen kim tamam, oluyorsun benim tamam. için böyle bir şey lütfen, konuşuyorsun? Lütfen ne olur. Sevda. Yani. Siz. Çocuk. Yanlış bir şey. Anlaşma. Abim, Hande ablamı dövüyorlar. Koş. Ne? Ben hemen uzak kafesinden adam toplayayım. Sen şu bayrağa bakarak ol. Yettim Hande. Öncelikle yani böyle tatsız bir şeyi sizler önünde bizim programımız olduğu için biz yaşatmış oluyoruz. Ben seyircilerimin asla böyle bir şey yaşamasını istemem. Şu anda zaten moralim çok bozuk ama ne olursa olsun bu programı bitirmek zorundayız. Çünkü bir konuğumuz daha var Arto. Yani onun da morali bozmayalım. Bu modda devam edelim. Evet. Arto'ya da çok teşekkür edelim katıldığı ve eğlendiği için. Her ne kadar sürçülisan ettiysek aferin. Alkışlarla Arto! Ama hep birlikte oynuyoruz. Cem, kap mikrofonu Hande. Hep birlikte söylüyoruz. Ya aşağı hadi bakalım. Esmersen güzelsin. Olursa Hande olsun. Le 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 canım. Handeler hovardasın. Esmersen güzelsin. Olursa Hande olsun. Le 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 canım. İki kere kikinin hovardası. Esmersen güzelsin. Gelme biye üstüm siye. Gelme biye küstüm siye. Bir öpücük vermedi, vallahi küsmüş şemsiye. Bir öpücük vermedi, vallahi küsmüş şemsiye. Şimdi öpün ucu bendedir, le 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 canım. Bir ucu da kimdedir? Esmersen güzelsin. Olursa Cem o olsun. Le 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 canım. Cem olar hovardasın. Esmersen güzelsin. Gelme biye küstüm siye. Gelme biye küstüm siye. Bir öpücük vermedi. Vallahi küsmüş şemsiye. Bir öpücük vermedi. Vallahi küsmüş şemsiye. Diğer bekir güzel bağlar. Hanım el orken. Sıvarımız gibi çalar hanım el orken. Canım oynamak istiyor hanım el orken. Lorke oynar güzel kızlar hanım el orken. Lorke 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 hanım el orken. Lorke 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 el orken. Sürmeli sürmeli ben bilmem ayrı yar. Sevenler sevilmeli ellerim kırar. Sürmeli sürmeli ben
yeter. Leylim, leylim, leylim ahlar. Yaz gelince öter turna. Leylim, leylim, leylim ahlar. Çayırda buldum seni. Sarsam seni. Sarsam seni ayarmış. Güvenlere karışır güzellere. Hani ya. Şükür olsun yarın.